Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Age of Empires 3 Definitive Edition'da bir Hollanda destesi anlatacağım. Bu benim kendi kullandığım Hollanda destesi. Burada kullandığım kartları size teker teker amaçlarını, bu destede bu kartları kullanmazsanız ekstra hangi kartları kullanacağınızdan bahsedeceğim. Bu arada yanımda Halil Berk ve Yücel var. Arkadaşlar hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Desteme geçiyorum. Kara destem. Deniz destesi, ben daha önce Hollanda'da hiç deniz oynadım da deniz destesi kullanmadım. Onun için size kendi yaptığım yüzde yine 75-80 arası win rate'e sahip bir kara destesinden bahsedeceğim. Lafı fazla uzatmıyorum ve destemi anlatmaya başlıyorum. Öncelikle ilk çağda destemde 3 yerleşimci, Amsterdam Bankası, Rotterdam Bankası ve Kolbertizm kartları var. Sırasıyla tüm kartları neden kullandığımı açıklıyorum. 3 yerleşimci kartı arkadaşlar Hollanda işçilerini altınla basıyor, etle basmıyor. Bunun için sizin işçi basmanız için altına çok fazla ihtiyacınız var. Burada 3 işçi bizi yaklaşık 300 goldluk bir masraftan kurtarıyor ilk çağda. Ekstra altın kullanmadan, altına işçi göndermeden direkt ilk çağda 3 işçimizi rahat bir şekilde alıyoruz. Amsterdam Bankası banka inşaat sınırımızı arttırıyor. 5 artar mı? 1 yerleşimci ve inşaat. Ha. Normalde 4 banka inşa edebiliyor. Yok, 5 banka inşa edebiliyoruz benim hatırladığım kadarıyla. Evet, 5 banka inşa edebiliyoruz. Bu kartı kullanırsak 6 banka inşa edebiliyoruz. Artı, yok bir aynen 5 banka inşa edebiliyoruz bu kartla. Bir tane daha banka inşa edebiliyoruz. Ayrıyeten toplam işçi üretme limitimizi 5 arttırıyor. Normalde 99 işçi üretebiliyorsunuz herhangi medeniyetlerde ama Hollanda'da yanlış hatırlamıyorsam 50 işçi mi? Öyle düşük bir rakamda işçi üretebiliyordunuz. O da Hollanda altına işçi göndermeden bankadan beleş bir şekilde altın kazandığı için ekstra fazladan işçiye gerek yok gibi düşünmüşler. Diğer kartım Rotterdam Bankası, yine bu da Amsterdam Bankası kartının aynısı. Banka inşa sınırını 1, yerleşimci sınırını 5 arttırır. Kolbertizm kartı ise oyunun geri kalan akışında küçük bir yiyecek akışı seni zenginleştirir. Yiyecek akışı olanına saniyede 1.50 yiyecek ekler. İlk çağda eğer bu kartları kullanmasaydık ne kullanabilirdik? Bıçakhane kartı köylüler tüm odunları daha hızlı toplar. Bunu kullanabilirsiniz. Egzotik ağaçları kullanabilirsiniz. Trading Post yani ticaret merkezi kartını kullanabilirsiniz. Çok özür diliyorum, bir su içmem lazım. Gelişmiş ticaret merkezleri daha ucuz olur, daha dayanıklıdır ve bir saldırı kazanır. Bu kartla tavsiye ederim. Ben ilk çağda fazla kalabalık olmasın diye bunları kullandım. Keza burada daha önemli bir kartımız var. Askeri reformlar. Tebelle piyadeler daha hızlı ilerler ama piyadelere karşı daha az hasar verir. Genelde destelerde bunu kullanıyorlar. Hollanda'nın tebelli piyadeleri oyundaki en iyi tebelli piyade olduğu için ama ben bu kartı kullanmıyorum. Burada alabileceğiniz kartlar bunlardır. İkinci çağ ticaret çağ desteme kartlarıma geçiyorum. 700 odunluk öbek. Aslında burada gold kartı da kullanabilirsiniz. Gold kartını buradan ne çıkartıp kullanabilirsiniz? Onu buradaki kısmı anlattıktan sonra hemen size anlatacağım. 700 odun kartı, 700 odunluk öbek. İkinci çağda hemen banka raşına geçeceğimiz için 700 odunluk öbek bizi çok büyük bir işçiye, oduna işçi gönderme rahat şeyinden kurtarıyor. 8 mızraklı asker, ikinci çağda bir asker alamıyoruz. 3 hüsar veya 8 mızraklı asker. Ben genelde 8 mızraklı asker kullanıyorum çünkü bana genelde süvari hücumu yapıyorlar. Süvari raşına karşı 8 mızraklı askeri öneriyorum. El gücü piyade saldırısı, mızraklı asker, tebelli piyade ve avcı eri saldırısı %15 artar. Bu kartı yine keza piyadelerimizin daha güçlü olmasını sağlıyor. Bu yüzden kullanıyorum. Takım piyade darbe puanı, bu takım oyununda daha çok işimize yarıyor ama normalde de kullanmanız çok işe yarıyor. Tüm piyadelerin darbe puanı artar. Piyade darbe puanına artı 10. Hollandalılar özel ilave artı %5 piyade darbe puanı alır. Yani bu aslında bir takım kartından daha çok Hollanda oynadığımız için biz, eğer müttefikimiz de Hollanda olursa, bu kart darbe puanını %10 değil %15 arttırıyor. Banka at arabası
bize bir adet banka gönderiyor. Biliyorsunuz banka kendi kendine altın üretiyor. Hollanda'nın muhteşem ekonomisine katkı sağlıyor. Bu kartı da 350 et, 350 odunluk masrafı olan bankayı inşa etmede kullanıyoruz. Bizi o kaynaktaki masraftan hemen kurtarıyor. Gelişmiş cephanelik kartı oyundaki tüm bizi cephaneliği ikinci çağda inşa etmemize yarıyor. Ayrıyeten tüm cephanelik geliştirmelerini kullanmamızı olanak sağlıyor. Eskrim okulu piyadeler daha hızlı eğitilir. %40 eksi inşa süresi piyade için. Binicilik okulu tüm süvariler daha hızlı eğitilir. İnşa süresi eksi %40. Dini özgürlük kilisene Hollandalılara özel gelişimler sağlar. Hatırladığım gelişimlerden bir tanesi ve benim belki de oyundaki en iyi bu ne deniliyor? Kilisene veya camine sağladığın bu özel gelişimler arasında Hollanda'nın 2000 altın karşılığı size 30 tane mavi nöbetçi gönderiyor. Yani 2000 altını veriyorsunuz, 30 tane silahşör veriyor size ve bunlar basit de üniteler, basit bir ünite değil. Hollanda biliyorsunuz silahşör ünitesi yok. Avcı eri, tebelli piyadesi ve mızraklı piyadesi var. Bunun için bu kart çok işinize yarar. Belki de ikinci çağda benim en çok önerdiğim, hiçbirini almasanız bile bu kartı kullanın dediğim ve Halilberk kardeşimin de yüksek tavsiye üzerine destemde kullandığım Hollandalı Doğu Hindistan firması kartı. İstersen Halil bunu sen açıkla bu kartın olayını. Açıklayayım. Hollandalı Doğu Hindistan firması kartı bankaların daha dayanıklı, daha ucuz olmasını sağlıyor. Bu sayede daha erken oyundan daha fazla banka inşa edebiliyoruz. Teşekkür ederim açıklaman için. Rica Bankanın darbe puanını artı %100 %100 darbe puanı ekliyor. Yani canı atıyorum bankanın 1000 ise 2000 oluyor. Kaç olduğunu hatırlamıyorum. Belki bir oyuna girer bakarım. Yiyecek ücretine eksi 15, banka odun ücretine eksi 15 veriyor. Yani 297 et ve 297 odun karşılığında banka üretebiliyorsunuz. Normalde neydi? 350'ye 350 idi. Teşekkür ederim Ali Berk kardeşim. Rica ederim Bu kardeşim. destede bunların yerine kullanabileceğiniz kartlar. İlaç. Köylüler daha hızlı inşa edilir ve daha ucuz olur. Hollanda'da aslında diğer ırklarda bunu kullanmasanız bile Hollanda'da kurtarın. İşçiniz 100 sikke olacağına 85 sikke oluyor. Sizi 15 sikkelik bir masraftan kurtarıyor. Direkt buradan 700 sikkelik sandık kartını alabilirsiniz. 4 yerleşimci kartını kullanabilirsiniz. Deniz destesi oynuyorsanız keza vazifeli korsan gemisi alabilirsiniz. Gelişmiş savaş gemileri alabilirsiniz. Amirallik alabilirsiniz. Onu bir gün Hollanda deniz destesi yaparsam size anlatacağım. Ve tarım kartı değirmen %15. Sigara rulosu kartı pirinç tarlası veya mülkleri %20. Bunları kullanabilirsiniz. Ben Hollanda'da zaten bankadan gelen sikkeden dolayı çok az mülk inşa ediyorum. Tiyatrolar, meyhaneler, Ronin bulunduran tiyatrolara yükselir. Bu kartı kullanabilirsiniz. Haydut türü bilimlerin maliyetini daha da düşürür. Nüfusunu da azaltıyor sanırım. Ben hala anlamadım. Bilimlerin maliyeti daha düşüktür. Haydut nüfus azaltma durumu elde edebilir. Ayarlandı. Ronin arkadaşlar şimdi Ronin deyip geçmeyin. Bu oyunda ki üniteler şöyle tasarlanmış oyunun yapımcısı. Süvarileri mızraklı asker sınıfı dediğimiz mızraklı asker, pikeman, işte ne bileyim tebelli piyade, ninja tarzı birimler counterlıyor. İşte bu tarz şeyleri silahşör üniteleri dediğimiz şeyler counterlıyor. Silahşörleri, avcılları counterlıyor. Süvariyi, mızraklı asker counterlıyor. Ayrıyeten süvariyi işte menzilli süvari counterlıyor falan filan diye gidiyor ya bu sistem. Arkadaşlar bu Ronin ünitesi o kadar saçma ki bu şeyi counterlayamıyorsunuz. Bu şeyden 20 tane yapıldıysa geçmiş olsun. Oyunu verdiniz. Bu şeyin Ronin ünitesinin binalara verdiği hasar çok fazla. Ayrıyeten canı 700. Yani bir piyade eri düşünün. Bir piyade erinin canı 700. Normalde bakalım. Silahşörün darbe puanı 120 bir şey diye hatırlıyorum. Ashigaru silahşörünün darbe puanı Japon piyadesinin
170 en çok da onda var. Carolina keza 150 falan öyle gidiyor. O da İsveçlilerin piyadesi. Ama bu arkadaşın canı 700. 700 canlı bir piyade sıkıntı. Neyse çok uzatmadan Hisar Çağı desteme geçiyorum. Hisar Çağı destemdeki kartları açıklamaya başlıyorum. Piyade çarpışması mızraklı asker. Tebelli piyade avcı eri saldırısı ve darbe puanını arttırır. %15 %15 arttırıyor. Süvari çarpışması tüm süvarilerin saldırı ve darbe puanını arttırır. Süvari darbe puanı %15, hasar %15. Kullanmanız gereken 2 karttır. Askerinizi güçlendiriyorsunuz sonuçta. Hisar şehrine güçlü bir hisar inşa etmeni sağlayan bir hisar at arabası gönderir. Hisar kullanın, ekstra bir savunma kazanırsınız. Soğutma köylüler daha az diyecek toplar. Altını bankadan kazandığım için ekstra altına yani mülk kartı göndermedim. Bu kart bizim yiyecek akışımızı, yiyecek toplamamızı daha hızlandırıyor. 7 Alman karabinicileri, birkaç Alman karabinci paralı askeri gönderir. 1000 altın. Alman karabincisi oyundaki en güçlü menzilli süvarilerden biri. Kullanın, kullandırtın. Bu kart çok işinize yarar. 3. çağda direkt basabilirsiniz. Ve bir diğer bu destedeki son kartım Hisar Çağı'ndaki el bombacısı atışları. El bombacılarınızı tüfekli el bombacılarına dönüştürüyor. Yanlış hatırlamıyorsam menzilini arttırıyor ve normalinden daha hızlı el bombası atıyor. Güzel. Kullanın. Tavsiye ederim. El bombacısı kullanırsanız ki ben kullanıyorum genelde. Bu destede bu kartları almasaydık ne alabilirdik? Başlıyorum. 1000 yiyecek, 1000 odun, 1000 sikke kartlarını duruma göre alabilirsiniz. Ben kullanmıyorum. Daha çok askeri odaklı oynuyorum. Ekonomi odaklı 3. çağ geçene kadar video ekonomi şeyine kendi kafamda, ay kendi oyunumda ayarlamış bulunuyorum. Mızraklı askeri boş verin. Tebelli piyade. Buradan 8 avcı yeri alabilirsiniz. 9 Reuter alabilirsiniz. 12 İsveç mızraklı askeri alabilirsiniz. Fluid darbe puanı büyük ölçüde artar. Bu fluid yanlış hatırlamıyorsam bunların bir gemisiydi. Evet, gemi. Fluid Hollandalıların bir gemisi. Deniz destesinde bu kartı kullanabilirsiniz. Vazifeli korsan filosu. Keza yine 2. çağda da söylemiştim. Britanyalı Harkebüs 6 Harkebüs. Ben kullanmıyorum. Harkebüs çok da şey yaptığım bir ünite değil. Kullandığım paralı asker sadakati kullanabilirsiniz. Paralı asker daha ucuz olur. Keza yine darphane veya dokuma fabrikası kartlarında aslında mülk pirinç tarlası diyor. Kullanabilirsiniz ya. Ben altında bankalarıma güvendiğim için bu kartları kullanmıyorum. Gelelim sanayi çağındaki desteme. Hollandalı süvari karşıtı kuvvet. 10 tebelli piyade 4 Reuter gönderir. Bu kart çok hoşuma gidiyor ya böyle. Karşı taraf yine süvari raşladığı zaman son çağda bu kartı basarsanız kaynağınız falan olmadığı zaman bu kart işinize yarar. Ekstra da asker verir. 2 ağır top oyundaki en güçlü toplardan biri. Keza biri ağır top. Diğeri ise Osmanlılarda bulunan Şahi topu. Şahin topu zaten bildiğiniz her ırkta bulunan normal falconet. İngilizcesi falconet diye yanlış hatırlamıyorsam. 2 ağır top güçlü. Sadece fabrikada eğitilebilirken biz 2 tanesini karttan göndeririz. Desteniz ne olursa olsun kullanmanız gereken lale çılgınlığı kartı. Bankalarınızın sikke üretimi artar. Artı 20 otomatik toplama çalışma hızı veriyor. Diğer 2 kartım fabrika kartı. Şehrinize fabrika üretmenizi sağlıyor. Ekstra fabrikanızdan kaynak veya ağır top üretebilirsiniz. Bu çağda bu kartları kullanmazsanız ne kullanabilirsiniz? Hemen başlıyorum. 1600-1600 yiyecek ve odun kartı kullanabilirsiniz. Asker odaklı oynuyorsanız 14 avcı yeri kartı kullanabilirsiniz. 17 Reuter ki bu ciddi bir Reuter'ın sayısı kullanabilirsiniz. Takım avan topu saldırısı artar. Çinli ve Japon müttefikler için el topu ve mortarı saldırısı artar. Bunu kullanabilirsiniz ama genelde ben havan topunun hasarı 4 tane ürettiğiniz zaman karşıyı çok rahat bir şekilde kuşatıyorsunuz. Ekstradan buna ihtiyacınız kalmıyor. Belki takım oyununda bunu kullanabilirsiniz. Ağır tahkimler kartı, surlar, karakollar, kurganlar, hisarlar, savaş kulübeleri ve asil kulübelerin çarpışma yeteneğini arttıran bedelsiz gelişmeler sağlar. Bu kulelerimizdeki, karakollarımızdaki, kurganlarımızdaki
güçlendirme durumlarını ücretsiz bir şekilde alıyor. Kullanabilirsiniz, işinize yarar. Kamp tasarlama şehrine kuvvetli bir hisar inşa etmeni sağlayan bir hisar at arabası gönderir. Fazladan bir hisara sahip olmanı sağlar. Yani ne yapıyoruz? Oyunda toplamda 4 hisara ulaşabiliyoruz. Nasıl yapıyoruz? 3. çağdaki hisar kartı 1. 3. çağa geçerken ve pardon 3 veya 4. çağa geçerken bir tane hisar inşa etmenin 3. çağdı. Tamam, doğru hatırladım. 3. çağa geçerken bir tane daha hisar o abilerimizden seçiyoruz ya çağ atlarken. O abilerden bir tanesi hisar veriyor. Onu aldınız. Kartı aldınız. 2 hisar. Ağır tahkimleri kurdunuz. 3 hisar inşa edebiliyorsunuz şehrinize. Savunmanızı arttırır. Kutsal Roma ordusu kirala 7 jager, 5 karabinici, 4 Landskriege verir. Kullanabilirsiniz. 17 Karib müttefiki kirala zehirli dart fırlatan kısa menzilli birim. Piyadelere karşı iyidir. 1000 altın karşılığında 17 Karib iyi bir fiyat. 2000'e fusiler sınıfı kirala. Fusiler oyundaki en güçlü piyadelerden biri. Keza Ronin gibi değil. Menzilli bir piyade bu. Arkadaşlar, güçlendirmesi yapılmadan 70 saldırı gücü var. İkinci çağda bunu kullanabiliyorsunuz. Şey, bu destede değil de neydi? İsveç destesinde ikinci çağda fusiler alabiliyorsunuz. Arkadaşlar, ikinci çağda karşınızdaki piyadenin zaten canı 120'dir. İki tane fusiler sıksa bir piyadeyi alıyor. Fusiler çok güçlü bir piyade. Öneririm. Şey saldırısı, binalara karşı saldırısı da iyi. Kullanabilirsiniz. Üçlüyü gülle topu, 2000'liyi gülle topu gönderir. Ay, 2000 altın karşılığı üçlüyü gülle topu gönderir. Bu da keza güçlü bir toptur. Hollanda destan bu kadar. Beni dinlediğiniz, teşekkür beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ayrıyeten Yücel ve Halil Berk'e de videoma konuk oldukları için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Biz Rica Videomun sonuna geldik. Umarım size biraz yardımcı olabildiysem ve oyunu sevmenizi sağladıysam ne mutlu bana. Kendinize iyi bakın, iyi günler, iyi oyunlar dilerim.